Herkese merhaba dostlar. Çağatay Demir Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir tane kuş gelmiş. Kırmızı kuyruğu beyaz bir kuş. Nereden geldi, nasıl geldi hiçbir fikrim yok. Dama çıktım kuşları açmak için. Kuşları açtığımda kümesinin üstünden kalktı, oraya gitti. Kamerayı düzeltelim. Yan tarafa kondu, ben de bıraktım bu şekilde. Dedim gelsin diye. Gel. Kalktı. Gitti. Arkaya doğru gitti. İspir, sen ne yapıyorsun İspir? Dişi olan. Yola mola düşme de. Hah, iki tur attı, aferin. Arkadaşlar kuş gitti. Şu binanın arkasına doğru gitti. Bilmiyorum, inşallah gelir. Bir tane de beyaz geziyordu bir iki gün önce. Seni uçuracağım. Kuş da uçsun. Rengi güzel. Şu diğer bizim Mülemas zaten. Evet dostlar, telefon çalınca durdurmak zorunda kaldım. Kuş tekrardan geldi. Tekrardan vurdu gitti. Bilmiyorum, buralarda dolanıyor kuş ya. Bir tane de beyaz var. Beyler, bir tane beyaz bir kuş var. Ne olduğunu bilmiyorum. Posta mı ne artık. O da dolanıyor. Ya tahminim şu arka tarafta, yani bizim ilerimizde biri orada kuş beslemeye başlamış. Yabancı biri galiba. Çünkü bu tarz kuşlar uçuruyor. Ya böyle posta falan filan bakıyor. Burada çok bakan yok. O tarz kuş. Ondan dolayı dedim. Bilmiyorum, gelirse tutacağız onu. Yana indi ya. Buraya inseydi süperdi. Ben bilmedim. Bir anda, şimdi benim dama çıkış yerimi göstereyim size. Belki merak edenler vardır. Merdiven yaptırmadık daha beyler. Bak şu kenardan buraya çıkıp buradan geliyorum. Merdiven yok daha. Direkt şu duvarın kenarına çıkınca kuş da üstteymiş. Fırladı gitti. Ama şu sıralar çok kuş görmeye başladım buralarda. Ne bileyim. Bakacağız. Yapacak bir şey yok. Kuşları seyip bırakamıyorum beyler. Yani seyip bıraktığım zaman, yani dışarıda bıraktığım zaman kuşları martılar sıkıntı yaratıyor. Atmaca falan değil. Atmaca bir sabah çok erken saatlerde oluyor. Zaten yabani olduğu için etraflarda. Atmaca avını alıyor gidiyor arkadaşlar. Ama işte şey olunca siz söyleyin. Martılar sıkıntı olduğu için baştan kırmızıların, bakın üçü de uçmaya başladı. Ya ben videoyu kaçağı görünce açtım. Video çekmeyecektim bugün. Biraz da işlerim vardı. Kaçağı görünce açtım arkadaşlar videoyu. Şöyle söyleyeyim, bakın baştan kırmızılarımız da üçü de uçuyor şu an. Sıkıntısız bir şekilde. Ya burada uçmayan, aslında hepsi uçuyor. Uçan uçmayan kuş yok. Şu Macar'ın kanadı bayağı geldi bu arada. Bir hafta 10 gün o Macar da uçar. Kırmızı gümüşü niye bırakmıyorum? Uçuyor, gidiyor, konuyor. O yüzden hapse attım onu. Vermek de istemiyorum o kuşu. Kırmızı gümüş, kafes kuyruk kuşumuz yok çünkü. Vallahi kaçak için açtık inşallah. Şöyle videoda gelir, inerse buraya. Bir 20-25 dakika burada duracağım arkadaşlar. Videoda çok uzun tutmamak için başlatıp yeniden durdurabilirim. Bilginiz olsun. Durum böyle yani. Bakalım hayırlısı. Gelirse gelir, gelmezse kendi bilir.
Vay. Ya İspir, sen girsen dişi içeri aslında. Düşüp kaybolacak. Kara tip de bu arada burada. Bastırdık. Döndü dolaştı geldi kuşuya. Bakalım ne olacak. Görelim hep beraber. Vallahi taklacıyı görüyorsunuz değil mi? Canavar gibi ya. Lef atıyor. Kırmızı gümüş kepezliği de attım dışarıya. Kuşlarla beraber en azından bir iki tur atıp girsin. Arkadaşlar bu siyahın rengi açılmaya başladı. Bu kuş zaten kafasında falan vücutta tüy kalmamış hayvanda. Böyle bir tüye girmiş ki. Bakalım bu ne olacak ya. Çirkin ördek yavrusu. Büyüyünce kuğu olurmuş ya. O misal. Göreceğiz. Biraz açsa yeter ya. Kafa yapısı falan tam posta böyle. 10 numara bir kuş. Ama renginin açması lazım. Yoksa siyah ispirden farkı yok yani. Siyah posta bildiğimiz. Kırmızı kuş gitti arkadaşlar ya. Vallahi geri gelmez o da. Gelirse onu tutacağım direkt zaten. Gençler. Ne oluyor ya? Bayağı ürkekler ya. Kırmızı gümüş de bayağı bir hafta 10 gündür kapalı. Damın üstünde dönüyor şu an. Yani. Ya bize yapması gereken şey bu. İlk etapta böyle sökeriz anca bu kuşu. Kendine geldi biraz ya. 2-3 oldu kalkıp kalkıp iniyor aşağı. Sökülür. Zaten sökük kuş da. Uçup dolanıyor, uçuyor kuşla beraber. Ondan sonra gidiyor sağa sola atıyor. Ama eğitimini veririz diye düşünüyorum ya. Baştan kırmızılarımız iyi oldu be. Vallahi. Kuşu da yakalasaydık efsane bir video olurdu. Eğer ki kuşu yakalarsam bu videoya birleştireceğim arkadaşlar. Bu video böyle bitemez. Bitmemeli. Durum böyle. Yeni takviye kuşlar da geliyor yolda. Arkadaşlarımızın, izleyicilerimizin önerilerine uyarak birkaç tane kuş aldık. Onları da paylaşacağız sizinle. Hayırdır? Kendi kendine uçacak ya. Bizim yavrudan keşfir nasıl olmuş? Buna bir yorum alalım ya. Şu. Opal gibi bir rengi var. Kafa yapısı falan müthiş erkek kuş. Üçeri falan var daha kuşun. Durum bu şekilde. Kuşların çoğu genç yavrudan olduğun için kendi kendini yeni gösteren kuşlar var. Ötmeye yeni başlayan kuşlar var. Durum böyle. Açalım kümesi, girsinler. Çünkü açıkta kuş bırakamam. Aşağı ineceğim. Burada martılar hayvanları perişan ederler. Kırmızı gümüş son dakika golü atma bize. Kalkıp da gitme sağa sola. Gel. Gel.
kümese girsin bari uçtu. Sağa sola konarak bitirmesin. Gel. Yavaş yavaş yavaş. Bilemez. İlla bir tur fazla atacaksın ya. Vallahi hayvan. Hadi geçin bakalım. Geç 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 geç. Bunları sabahtan doyurmuştum bir de. Güzel. Şimdi kümese de girmezler. Geç. 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 Tipe bak ya. Taklacı sanki. Yola inecek neredeyse. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi o kuş gelirse şu telli bölümde bırakacağım kuşları. Orada dolaşsınlar. En azından gelirse güzel olur. Yakalarız. Buralarda kuş görürse iyi olur yani. Gitmez kolay kolay. Bakacağız. Gelirse gelir. Çok önemli değil. Ne oldu da belli değil zaten. Kırmızı mı beyaz mı? Değişik bir kuş. Videoyu izlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam kanala abone olarak destek olursanız seviniriz. Özellikle yeni izleyicilerimiz kanalımıza abone olun arkadaşlar. Yorum, görüş ve önerilerinizi belirtin. Herkese teşekkürler.